Koç burcu. Astroloji dersleri burç etkileri video serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu video serisinde doğum haritamızda hangi yaşam alanlarında hangi burç etkisi altındaysak bu burç etkilerini ve evin temalarına verdiği enerjiyi daha yakından tanıyacağız. Her bireyin doğum haritasında farklı alanları etkileyen bir koç burcu mutlaka vardır. Sizin doğum haritanızda koç burcu hangi yaşam alanlarını etkiliyor? Koç burcunun güçlü ve lider özelliklerini hangi temalarda yaşıyorsunuz ya da gölge yanlarıyla hangi alanlarda karşılaşıyorsunuz? Tüm bu soruların cevaplarını gelin beraber öğrenelim. Bu videoda Koç burcunun kimlik bilgileri, karakteristik özellikleri ve gölge yanları, doğum haritasındaki doğal evi ve zıt burcu, Koç enerjisinin ev temalarına olan etkileri ve bununla ilgili küçük bir örnek çalışma yapacağız. Videonun sonunda doğum haritanızda Koç burcunun başlattığı ev ya da evlerin temalarına olan etkisini yorumlayabilmeniz için gerekli adımları da paylaşacağım. Konuyla ilgili sorularınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Yetişebildiğim kadarıyla cevaplandırmaya çalışacağım. Desteğiniz benim için çok önemli. Lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Koç burcunun kimlik bilgileri. Koç burcu bir ateş elementi burcudur. Ateş elementi burcu olmasından dolayı canlandıran, ateşleyen, hevesli, mutluluk veren enerjik bir burçtur. Burç simgesi kırmızı renktedir. Koç burcunda konumlanmış gezegenler diğer iki ateş burcunda konumlanan gezegenlerle iyicil etkisi olan üçgen açı yapar. Koç burcu zodyağı başlatan burçtur. Bu yüzden başlangıçlarla ilgili enerjiye sahiptir. Koç ilk baharı başlatan burçtur. Bu özellik Koç burcuna Öncü nitelik kazandırır. Öncü nitelikte bir burç olmasından dolayı liderlik, başlatma enerjisi ve motivasyon enerjisi ön plandadır. Her türlü eylemi ilk yapan olmak ister. Yönetici gezegeni, fiziksel güç ve enerji barındıran, savaşçı, mücadeleci ve fethetme enerjisine sahip, egemenlik kuran ve eril gezegenlerimizden biri olan Mars'tır. Bu yüzden Mars'ın haritamızda eril burçlarda konumlanması rahat bir yerleşim getirir. Koç burcu ateş elementi burçlarından biri olduğu için eril enerjiye sahiptir. Pozitif burçlar olarak da tanımlanan eril burçlar hareketi başlatan, enerjik, meraklı ve risk alan yapıdadırlar. Vücutta baş, kafatası ve yüz bölgesini temsil eder. Koç burcu zodyağı başlatan ilk burç olup doğum haritamızda yükselen burcumuzu belirleyen birinci evinde doğal burcudur. Koç burcunun genel kimlik özelliklerini öğrendikten sonra tipik karakteristik özelliklerine değinelim. Koç burcunun karakteristik özellikleri. Her burcun kendine has karakteristik özellikleri ve sahip olduğu enerjiler vardır. Kimse tek bir burcun etkisi altında değildir. Burçlar doğum haritamızda yaşam dilimlerini ifade eden evleri başlatır ve sahip oldukları enerjiyi bu ev temalarında gösterirler. Ayrıca haritamızda bulunan tüm göstergeler vaat ettikleri özellikleri konumlandıkları burçların etkisiyle gerçekleştirirler. Bunların yanı sıra transitlerle de aktif yaşamımızı etkilerler. Bu sebeple her bir burcun kimliğini, taşıdığı enerjiyi, karakteristik yapılarını ve gölge yanlarını çok iyi bilmeliyiz. Şimdi gelin Koç burcunun karakteristik özelliklerine beraber göz atalım. Cesaret ve irade gücü peşinde, motivasyonu oldukça yüksek ve hevesli mücadeleci ve kolay kolay pes etmeyen, liderlik ve önderlik vasfına sahip, girişimci ve çok yönlü, her zaman ilk adımı atan, yeniliklere açık, inovatif, gerçekçi bakış açısıyla ideallerinin peşinden koşan, üretken ve çalışkan bir yapıya sahip olan koç enerjisi aynı zamanda atılgan, bireyselliğiyle ön planda, dışa dönük bir yapıda olup içten ve samimi tavırlarıyla Hayatında yalana, dolana ve entrikaya yer olmayan bir burçtur. Canlandıran ve ateşleyen enerjisinin yanı sıra Koç enerjisi güçlü bir beden ve güçlü bir zihin yapısına da sahiptir. Hayata bağlı yapısıyla dikkat çeken Koçlar hızlı ve atak, cesur, korkusuz ve mücadeleci birer kahramanlardır. Aklına koyduğunu yapan, özgürlüğüne düşkün, son derece enerjik ve dinamik yapısıyla ateşli duygulara sahip olup davranışlarında son derece dürüst ve nettir. Koç burcunun siniri ise saman alevi gibidir. Asla kin tutmaz. Kısa sürede sakinleşir. İyi bir yol arkadaşı ve sadık bir eştir. Koç burcunun gölge yanları. Her burcun gölge yanları mutlaka vardır. Esas olan kişinin farkındalık düzeyini artırarak gölge yanlarını düzeltmesi ve geliştirmesi olacaktır çabuk öfkelenip fevri çıkışlar gösteren, risk alan ve meydan okuyan, herkesi kendisi gibi bildiği için kandırılma ihtimali oldukça yüksek olan koç enerjisi hızla hareket ederken dikkatsiz ve kazaya meyilli bir yapı sergiler. Sonunu düşünmeden hareket eden bu burç enerjisi gereksiz yere serüvene giren, savurgan ve çevresine karşı oldukça buyurgan yapısıyla dikkat çeker. Sinirli ve aniden parlayan yapısıyla son derece inatçı ve sabırsız olduğunu da eklemek gerek. Koçları genellikle hırslı, kibirli ve egolu yapılarının yanı sıra ben merkezci ve dominant karakterleriyle de tanıyabilirsiniz. İlişkilerinde oldukça çekişmeli bir aşıktır. Empati kurma yeteneği zayıf olan koçların eleştirileri ise tahammülü yoktur. Koç burcunun natal haritadaki doğal evi Ekranda tüm burçların kendi doğal evlerini görüyorsunuz. Evler ve evlerin etkilediği yaşam alanları burçların karakteristik özelliklerinden izler taşır. Doğum haritamızda birinci ev Koç burcunun doğal evidir. Dolayısıyla birinci evin etkilediği temalar Koç burcunun özelliklerinden izler taşıyacaktır. Birinci ev ben evidir. Birinci evi başlatan burç yükselen burcumuzu gösterir. Çevreniz tarafından algılanışınız, dış görüntünüz, Dışarıya yansıttığınız personanızı ifade eder. Her birey doğduğu an ve yer itibariyle özeldir. Bu yüzden esas olan doğduğumuz anda gökyüzündeki dizilimdir. Ana rahminden çıktığımız anda ufukta yükselen burç birinci evimizi başlatan burçtur ve yükselen burcumuzu ifade eder. Koç burcunun karşıt burcu. Koç burcunun karşısında yer alan burç ise Terazi burcudur. Koç burcunda ben merkezcilik ve bireysellik ön plandayken Terazi burcunda beraber hareket etme ve kendinden ödün verme enerjileri yer edinir. Birbirine zıt olan bu iki burç bir eksenin ayrılmaz iki ucunu temsil eder. Karşılıklı yerleşen burçların önemine gezegenlerin asaleti isimli videoda detaylı bir şekilde değindim izlemenizi öneririm. ilgili videonun linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz ya da oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Ayrıca ay düğümleri koç terazi aksi videosuna da göz atmayı unutmayın. Ev temalarında koç enerjisi Doğum haritamızda koç burcuyla başlayan ev teması ya da temalarında hızlı başlangıçlar ve ani kararlar söz konusudur. Çünkü koç enerjisi evin etkilediği alanlarda yaşayarak ve tecrübe ederek öğretme temasının yanı sıra hızlı başlatıp hızlı bitirmeyi de getirir. Gelin şimdi küçük bir örnek yapalım. Örnek çalışma. Doğum haritamızda ikinci evimiz Koç burcu ile başlasın. İkinci evin teması neydi? Anahtar kelimelerle tekrar hatırlayalım. İkinci ev para ve değerler evimizdi. Madde ve maddesel kaynaklarımızı, tek başımıza elde ettiğimiz kazançlarımızı, parayı nasıl kazandığımız ve geçimimizi sağlama şeklimizi, mesleki ve ticari yeteneklerimizi, özdeğer ve öz saygımızı temsil ediyordu. Buradan yola çıkarak doğum haritamızda ikinci evi başlatan Burç Koçsa, paranın hızlı girişi ve hızlı çıkışı gibi yorumlanabilir. Böyle bir durumda kısa vadeli kazanç kaynaklarına yönelimin yanı sıra kazanç için hareket, güç, cesaret ve sportif faaliyetlere dayanan işlerin varlığı söz konusu olabilir. Fakat kısa vadeli eylemlerle sağlam şekilde planlanmamış ve kazanma hırsı ile akabinde oluşabilecek aldatılma ihtimallerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Kazançların kısa sürede tüketimi, dışarıda prestij ve güç elde etmek için hırsla harcanması gündemde olabilir. Doğum haritasında ikinci evi koç burcuyla başlayan kişilerde para biriktirme enerjisi de oldukça düşüktür. Koç enerjisi doğum haritanızı nasıl etkiliyor? Her birey yaşamın farklı alanlarında farklı burçların ve bu burçlarda konumlanmış birbirleriyle açı yapan gezegenlerin etkisi altındadır. Bu etkiler güçlü ya da zararlı olabilir. Bu bölümde Koç burcunun doğum haritanızdaki etkilerini yorumlarken izlemeniz gereken adımlardan bahsedeceğim. Bu adımları anlatırken konuyu dağıtmamak ve videoyu optimum sürede tamamlayabilmek için detaylı bilgileri içeren video linklerini de açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Başlayalım. Doğum haritanızda Koç burcu hangi evi başlatıyor? Koç enerjisiyle başlattığı evin temalarını beraber yorumlamalısınız. Ekranda gördüğünüz saat yönündeki ok işareti ev girişini temsil ediyor. Siz de kendi natal haritanızda Ev girişlerini başlatan burçları bu şekilde bulabilirsiniz. Örnek haritada Koç burcunun 3. evi başlattığını görüyor olmalısınız. 3. ev teması iletişim alanımız, kardeşlerimiz, yakın çevremiz, üniversiteye kadar olan eğitimimiz ve el yeteneklerimizi konu alır. Koç enerjisi hızlı, atak, samimi, motive, cesur ve başlangıçlarla ilgiliyken aynı zamanda fevri, empati yeteneği oldukça zayıf Ani kararlar, dikkatsizlik ve riskleri de içinde barındırır. Koç burcu evlerde isimli videoda Koç burcunun başlattığı evlerin temalarında nasıl etkiler olabileceğine dair detaylı bilgilere ve önerilere ulaşabilirsiniz. Koç burcunu 12 ev teması ile ayrı ayrı yorumladım. İlgili video linkini açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Ayrıca oynatma listesinden de ulaşabilirsiniz. Doğum haritanızda Koç burcuna yerleşmiş bir gezegen var mı? Doğum haritanızda Koç burcuna yerleşmiş bir gezegen varsa, gezegenin nasıl davranacağını, Koç burcunu ve gezegenin temsil ettiği özellikleri iyi bilerek yorumlayabilirsiniz. Örnek haritada Merkür 13 derecede, Güneş ise 28 derecede Koç burcunda konumlanmış şekilde. Güneş'in Koç burcunun 28 derecesinde yer alması analitik derece olarak kabul edilir. Analitik derece burcun son derecesini ifade eder. Her bir burç zodyakta 30'ar derece yer kaplar. 29 derece ve sonrası analitik derece olarak adlandırılır. Bazı kaynaklarda analitik derece artı eksi 2 derece toleranslıdır. Burçların analitik derecelerinde konumlanmış gezegenler bulundukları burcun enerjisini telaşlı ve gergin bir şekilde taşırlar. Bu yüzden bulunduğu burç karakteriyle etkilediği ev temalarında zorlayıcı bir enerjiye sahiptirler. Diğer videolarda detaylarıyla değineceğiz ama burada bir giriş yapmış olalım. Gezegenler vaat ettikleri özellikleri bulundukları burçlara göre güçlü ya da zararlı şekilde ortaya çıkarırlar. Gezegenler yönettikleri ve yüceldikleri burçlarda güçlü konumdadırlar. Detaylı bilgi için gezegenlerin yönetme ve yücelme asaleti videosunu izlemenizi öneririm. Güneşin Koç burcundaki yerleşimi analitik derecede onu zorlasa da yücelme asaletinden dolayı güçlü bir konumdur. Koç burcunun başlattığı evde bir gezegen bulunmuyorsa ilk adım Koç burcunun yönetici gezegeni olan Mars'ın doğum haritanızdaki konumlanmasını bulmak olacaktır. Mars diğer tüm gezegenlerde olduğu gibi yerleştiği burçlarda güçlü ya da zayıf konumlanmaktadır. Ayrıca diğer gezegenlerden aldıkları açılarda oldukça önemlidir. Açılarla ilgili detaylı bilgi için ilgili linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Örnekte Mars Boğa burcunda ve analitik derecede konumlanmıştır. Analitik derece burcun son derecesini ifade ediyordu. Riskli ve telaşlı bir enerjiye sahipti. Gezegenler yönettikleri ve yüceldikleri burçlarda güçlü konumdadırlar. Böyle bir yerleşimde etkilerini çok daha rahat bir şekilde gösterirler. Mars Koç ve Akrep burcunun yönetici gezegeni olmasının yanı sıra Oğlak burcunda yücelme asaletine sahiptir. Dolayısıyla haritanızdaki Mars Koç, Akrep ya da Oğlak burcunda bulunuyorsa güçlü bir yerleşimdedir. Koç ve Akrep burçlarının zıtları olan Terazi ve Boğa burcunda yerleşiyorsa Mars zararlı konumdadır. Oğlak burcunun zıt burcu olan Yengeç'te konumlanıyorsa düşük enerjidedir. Bu bilgiler ışığında Örnek haritada Mars'ın Boğa burcundaki yerleşiminin zararda olduğunu görmüş olmalısınız. Konuyla ilgili detaylı bilgilere gezegenlerin asaletiyle gezegenlerin yönetme ve yücelme asaleti videolarını izleyerek ulaşabilirsiniz. İlgili linkleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Haritanızda Koç burcuyla başlayan evin doğal yöneticisi olan gezegenin konumuna ve aldığı açılara bakmalısınız. Ekranın sağ kısmında sizinle paylaştığım örnek haritada Koç burcu ikinci evi başlatmıştır. İkinci ev Boğa burcunun doğal evidir. Boğa burcunun yönetici gezegeni ise Venüs'tür. Dolayısıyla haritada Venüs'ün konumuna ve diğer gezegenlerden aldığı açılara bakmamız gerekir. Burada Venüs yöneticisi olduğu Boğa burcunun ilk derecesinde yer alıyor. Sarı noktayla işaretledim. Venüs Ayrıca ikinci ev çizgisi içerisinde görünüyor olsa da evlerin son 5 derecesinde bulunan gezegenler bir sonraki evin içerisinde kabul edilirler. Buna 5 derece kuralı denir. Yani Venüs örnek haritada Boğa burcunda ve 3. ev içerisinde konumlanmıştır. Venüs'ün yönettiği burçta konumlanması güçlü bir yerleşimi ifade eder. Ayrıca Boğa burcunda ve 3. evde bir stelyum yani gezegen yığılması görüyorsunuz. Şimdilik konumuz olmadığı için detaylara inmeyeceğim açılar konusunu bilmeniz gerekir. Transitte Koç burcuna yerleşen ya da Koç burcuyla açı yapan gezegen ya da göstergeler var mı? Yıl boyunca çeşitli gezegenler transitte Koç burcunu ziyaret ederek ya da açı yaparak bu burcun enerjisini aktive eder. Doğum haritanızda Koç burcunun yerleşimine bakarak tüm bu göstergeleri yorumlayabilirsiniz. Transit astrolojik bir terimdir ve göstergelerin anlık gök dizilimini ifade eder. Haritamızda zodyak çemberinin dışında yeşil renklerle gösterilen göstergelerin tümü Anlık dizilimleri yani transitleri gösterir. Transitler astrolojide öngörü için kullanılır. Artık bu eğitim videolarını izliyorsanız güneş burcuna göre yapılan günlük burç yorumlarının da bir anlamı olmadığını fark etmiş olmalısınız. Her birimizin doğum haritası biricik yani bize özeldir. Transit gezegenlerin yerleştikleri burçlar kendi doğum haritamızda hangi ev ya da evleri etkiliyorsa ve haritamızda hangi gezegenlerimizle açı yapıyorsa bunlar yorumlanmalıdır. Öngörüler detaylı ve dikkatli yorumlamalarla çalışır. Aslında tüm mesele bundan ibarettir. Örnek haritadaki transitlere beraber bakalım. Jüpiter ve Neptün balık burcunda, Kiron ya da Şiron olarak da duyabilirsiniz koç burcunda, Uranüs boğa burcunda, Kuzey ay düğümü bunu kısaca kat olarak kısaltıyoruz. Merkür ve Güneş ikizler burcunda, Venüs yengeç burcunda, Mars ve Ay aslan burcunda, Plüton Oğlak burcunda ve son olarak Satürn Kova burcunda yer alıyor. Bu örnekte olduğu gibi bazı doğum haritalarında Güney Ay Düğümünün yerini göremezsiniz. Fakat bunu hesaplayabilirsiniz. Kuzey Ay Düğümü ile Güney Ay Düğümü arasında 180 derece bulunur. Diğer bir deyişle Güney Ay Düğümü Kuzey Ay Düğümünün karşıt burcunda ve aynı derecede konumlanmıştır. Örnek haritamıza bakalım. Kuzey ay düğümünü ikizler burcunda görüyoruz. Dolayısıyla güney ay düğümü de yay burcunda yerleşmiştir. Her bir gezegen vaat ettikleri özellikleri transitte bulundukları burçlar vasıtasıyla ve bu burçların doğum haritamızda etkiledikleri yaşam alanlarını aktive ederek gösterir. Transitte gezegenlerin etkileriyle ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorum. Hazırladığımda linki açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Örnek haritada Kiron'un transitteki etkisine beraberce göz atalım. Kiron ya da Şiron olarak da duyabilirsiniz. Psikolojik olarak zorlandığımız, kendimize yetemediğimiz, fiziksel ya da psikolojik olarak yaralandığımız ve üstesinden gelemediğimiz bu konularla ilgili bir başkasının maddi ya da manevi olarak şifalandırdığımız noktaları işaret eder. Doğum haritamızda yer alan Kiron, kimlik kazanmaya, kendimizi ispat etmeye çalıştığımız, üzerinde başarı elde etmeye uğraştığımız konuları, hayattan almamız gereken dersleri, bilinçaltımızın karanlık tarafını, hayat yolumuzun keşfini ve asıl korkularımızın kaynağını gösterir. Tüm bunların yanı sıra haritamızda yer alan Kiron, yaralarımız ve korkularımızın kaynağı, kökeni hakkında bizi bilgilendirerek şifalandıracaktır. Kiron'un sembolünün de bir anahtara benzemesi bu yüzdendir. Kiron, insan psikolojisinin temeli, hayatın kilit noktasını işaret eder. Yüksek farkındalık birincinin anahtarıdır. Önemli olan anahtarı doğru kapıya yerleştirip doğru yöne çevirmek olacaktır. Kiron'un bir burçta kalış süresi yaklaşık 9 senedir. Kiron'la ilgili küçük bir girizgah yaptıktan sonra örnek haritamızda transitte Kiron'un aktive ettiği alanlara bakalım. Örnek haritada transitteki Kiron ikinci evi başlatan Koç burcunu ziyaret etmiştir. Böyle bir konumlanmada kişi yaklaşık 9 sene boyunca bu yerleşimin etkilerini görecek ve mücadele edecektir. Kiron'un Koç burcundaki bu transiti para ve değerler evi olan ikinci ev temalarında içsel ve bilinçaltı olarak fakir olma korkusu, kendimizi yetersiz hissetme, durumdan hoşnutsuz olma, değersizlik hissiyatı içinde benliğimizle ilgili problemler yaşamamıza sebep olacaktır. İkinci ev temalarında Koç burcunun temsil ettiği özelliklerde zorlanmalar meydana gelecektir. Kendimiz dahil kimseye güven duyamama, tek başımıza hareket edememe, bireysel yetileri kullanmada sıkıntılar ya da yetenekleri kullanacak alan bulamama, cinsel alanda yaşanılan sıkıntılar ya da iflas gibi durumlar söz konusu olabilir. Gerekli cesareti sergileyememe, kendimizi yalnız ve izole hissetme, ne istediğimizi bilememe gibi enerjiler oluşturacaktır. Böyle bir transit Harita sahibine maddi güvencenin tükenmesi korkusu dolayısıyla cimrilik boyutunda bir tutumluluk hali getirebilir. Yanlış yatırımlara yönelme ya da parayı yönetememe, sürekli olarak para kaybıyla yaşadığı korkuların esiri olma, her şekilde kendisini fakir hissetme, iradesizlik, tatminsizlik, güvensizlik kendisini değersiz hissetme ve bunlarla bağlantılı narsistik davranışlar sergileme durumu söz konusu olabilir. Kiron, natal haritamızda gizemli bilinçaltımızın kapısını açan bir anahtardır. Kiron'un yerleştiği burç, bu burcun yönetici gezegeninin haritadaki yerleşimi ve aldığı açılar, Kiron'un bulunduğu ev ve karşıt evin etkilediği temalarda oldukça önemlidir. Geçmiş yaşantılarımızdan getirdiğimiz miras, ve bu hayatımızda yaşanması ve alınması gereken dersler Kiron'un konusudur. Kiron'un bulunduğu diğer burçları ve konumlandığı diğer evleri ayrıca yorumlayacağım. Bu içeriklere Kiron burçlarda ve Kiron evlerde video serileriyle ulaşabilirsiniz. Ayrıca doğum haritasında Koç burcuna yerleşmiş gezegenler de transitlerden etkilenecektir. Örnek haritada gördüğünüz üzere Ay 2 derece Koç burcuna yerleşmiştir. Transit'teki Kiron'dan ay da etkilenecektir. Video süresini çok uzatmak istemiyorum ama yine de bilgi olarak ekleyelim. Transitteki gezegenler sadece ziyaret ettikleri burçları ve bu burçta yerleşmiş gezegenleri etkilemez. Transitteki gezegenlerin kabaca hangi burçlarla açı yaptığına bakılmalı, bu burçlarda bulunan gezegenlerin açıları da dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bu konunun detayına sonraki videolarda değineceğim. Bu videoda Koç burcunun kimlik bilgileri, karakteristik özellikleri ve gölge yanları doğum haritasındaki doğal evi ve zıt burcu ve koç enerjisinin ev temalarını olan etkilerinden bahsettim. Burçlar, yıldız haritamızın temel direşenlerinden biri tüm burçların kimlik bilgilerini karakteristik özelliklerini ve doğal tavırlarını bilmelisiniz. Video sırasında konuyu dağıtmamak adına değinmediğim ama detaylı bir şekilde farklı videolarda işlediğim konulara açıklamalar kısmında yer alan linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Burçlar serisine Zodyak sırasıyla devam ediyoruz. Sıradaki videoda Boğa burcunun kimlik bilgileri, karakteristik özellikleri ve gölge yanları, başlattığı ev temalarına verdiği enerjiyi işleyeceğiz. Görüşmek üzere.